Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. ABD'de beklentileri aşan ve son 40 yılın zirvesini yineleyen enflasyon verisi sonrasında piyasalar üzerinde, özellikle riskli varlıklar üzerinde baskının arttığını görüyoruz. Asya piyasalarında da keza burada da yine ürkek başladı. Hisse senetleri tarafında da sınırlı hareketlerin olduğunu ve bekleyişlerin olduğunu da görüyoruz. Şimdi Asya'nın ayrıntılarını almak üzere Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Asya tarafında konu başlıkları oldukça kalabalık. Malezya ekonomisine bakıyorum bir tarafta, bir tarafta ise hisse senetleri tarafında ürkek bir duruş söz konusu. Ne dersin? Pelin, öncelikle merhaba. Tabii evvela geceden tabii enflasyon verisinin biraz gölgesinde, tabii bir taraftan da daha önce biliyorsun 3 mü olur 4 mü olur derken 7 faiz artırımı konuşuluyor. 25 mi olur derken şimdi 50 bas puan konuşuluyor. Bir taraftan tabii ki bir de olağanüstü toplantı olur mu söylentileri var. Her ne kadar tabii söylenti aşamasında olsa da bunların hepsinin böyle bir etkisini baskı unsuru olarak gördük Asya'da. Özellikle hisse senetleri borsalarında, hisse senetleri piyasalarında, pay piyasalarında satış baskısı vardı ama senin de belirttiğin gibi sınırlı kayıplar vardı. %1'e yakın diyeyim, tabii Tokyo kapalıydı ama Avustralya'da örneğin tahvil faizlerinde orada yükselmesiyle birlikte daha sanki sert satışlar gördük. %0.9 civarı bir düşüşte Avustralya borsası kapandı. Tabii küresel tahvil satışları özellikle bu tarafta da çok etkili. Ona da dikkatini çekmek isterim Pelin. Hem Yeni Zelanda'da hem de Avustralya'da 3 yıllık tahvillere baktığımız zaman vade olarak 2009 yılından bu yana en yüksek getiri seviyelerine ulaştılar. Dolayısıyla tahvil satışları biraz endişe yaratıyor yine FED kaynaklı olarak. Para piyasaları tarafına baktığımız zaman, özellikle döviz tarafına baktığımız zaman da yine özellikle gelişen para birimlerinin biraz baskı altında kaldığını görüyoruz. Günün tabii makro açıdan da en olumlu haberi Malezya'dan geldi. Özellikle 3. çeyrekte daralmıştı. Delta dalgasıyla boğuşuyordu ama 4. çeyrekte beklentilerin üzerine çıktı. 3.6 büyüdü Malezya ekonomisi. Yıllık baktığımızda da 2021 yılında 2020'ye göre %3.1'lik bir büyüme kaydetti Malezya ekonomisi Pelin. Çok teşekkür ediyorum Sadi Kaymaz aktarmış olduğun bilgiler için diyerek böylece Asya'yı noktalıyoruz ve içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Piyasalar üzerinde, riskli varlıklar üzerinde baskının arttığını söyledik. Beklentiler de aynı, özellikle bilanço sezonu da içeride devam ediyor. Küresel piyasalarla şu andan itibariyle korelasyonu sürdüren Borsa İstanbul BIST Endeksinde bilançolar tarafından destek bulacak mı, bir ayrışma yaşayacak mı? Tüm bu ayrıntıları Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve konuşmaya devam ediyoruz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan, hoş geldin yayınımıza. Evet, baktığım zaman hisse senedi tarafında negatif bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat bilanço sezonunda devam ediyor bizde. Dolayısıyla bir ayrışma söz konusu olur mu küresel piyasalarla? Bunu nereye kadar görüyorsun? Bir diğer tarafta ise kur tarafını da yakından takip ediyoruz. Özellikle dolar endeksinde şu andan itibariyle 96 seviyesindeyiz. Bura ne kadar baskı yaratır dolar TL'ye? Günaydın, yayınlar diyorum öncelikli olarak. Yurt dışı piyasalarla olan korelasyonun genel olarak sürdüğünü söylemek mümkün. Hani bu tarafta bu hafta özelinde yurt dışındaki toparlanmaya bağlı olarak endekste de biraz daha bir karanlık bir seyir izlemiştik ama dün Amerika'da gelen enflasyon rakamları sonrasında FED'e ilişkin artan sıkılaşma endişeleri, ki Şubat ayı başında bu yıl 5 faiz arttırımı fiyatlıyordu piyasalar. Şu an 7 faiz arttırımına kadar bu fiyatlamalar çıkmış durumda. Enflasyon tarafındaki baskı sürdüğü müddetçe Fed'in daha agresif bir politika izleyeceği, sıkılaşma politikası izleyeceği beklentileri ilerleyen dönemlerde de zaman zaman piyasa üzerine baskı oluşturmaya devam ediyor olacak. O nedenle yurt dışında zayıflayan görünümün endeks tarafına da belli oranda sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii finansal sonuç dönemi boyunca hani bu doğrudan endekslerle yüksek kağıtların açıklandığı günlerde biraz daha endeks tarafında pozitif ayrışma görebiliriz ama yurt dışı piyasalarla korelasyonun genel olarak korunmaya devam edeceğini, ancak açıklanan bilançolara bağlı olarak o gün özelinde veya o süre içerisinde bir miktar hisse ve sektörel bazı ayrışmaların yaşanabileceğini de göz ardı etmiyoruz elbette.
risk iştahında ve piyasada daha dalgalı bir görünüm var. Yani net bir yükseliş trendi veya tam net olarak bir düşüş trendi yakalanabilmiş değil. Son haftalar daha satış ağırlıklı geçti ama zaman zaman tepki alımların geldiği, zaman zaman devamında düzeltme hareketlerinin etkili olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Hani bu süreç içerisinde finansal sonuç beklentileri olmayan hisseler daha defansif kalabilir ama tek başına hani endekste yükseliş trendi başlatabilecek bir olgu olarak değil de daha çok hisse ve sektörel bazı ayrışmalarla hani endekse kıyasla daha pozitif bir görünüm sergileyebilecek belli ayrışmalar görebiliriz diye değerlendiriyoruz. Tabii hani şu Mart ayına kadar, Mart ayının ilk haftasına kadar birçok finansal sonuç açıklanmış olacak. Ondan sonraki süreçte bir miktar daha yurt dışındaki genel risk başlıkları fiyatlama üzerindeki ağırlığını daha da arttıracaktır diye düşünüyoruz. Endeks tarafında hani şu an için baktığımız zaman 0.50'leri bulan bir yüzdesel bazda kayıp söz konusu. 2010 seviyesi burada kritik açıkçası. Hani şu an 2028'li seviyelerdeyiz. Eğer hafta kapanışı 2010 puan altında gerçekleşecek olursa önümüzdeki hafta daha zayıf bir iştahla başlayabilir endeks. Ama 2010 üzerinde tutunma sağlanabilirse hani devam eden süreçte biraz daha yurt dışı piyasalarda da bu satış baskısı hafiflerse yerini tekrardan belli oranda tepki alımlarını bırakabilir diye düşünüyoruz. 2050-2065 yukarıda dediğimiz ilk önemli direnç bölgesi. Bu seviye aşılırsa görünüm biraz daha pozitif kazanacaktır ama 2016'da 1965'e kadar tekrar bir geri çekilme görebiliriz. Dolar tabii burada değer kazanıyor küresel çapta. Hani şu ana kadar doların küresel çaptaki fiyatlamalarının hani kur üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını gördük. Kurda ciddi manada bir sıkışma alanı var. Burada Ocak ayından bu yana bir denge arayışı etkili oluyor ve sıkışma bandı da hani oldukça dar bir band korunmaya devam ediyor. Ama tabii ki doların küresel tarafta değer kazanıyor oluşu, keza Fed'in sıkılaşmasının gelişmekte olan ülkeler para birimleri üzerindeki oluşturabileceği baskı tabii ki önemli aşağı bir risk unsurları Türk lirası açısından. O nedenle hani burada mevcut konjonktürde TL'de değer kazanım açısından çok yani bir alan olduğunu düşünmüyoruz. Bu sıkışma alanı da yukarı yönde kırılacak olursa ve doların da değer kazandığı bir dönemde hani burada yukarı yönde hareketler tekrardan etkili olabilir ama şunu da eklemek isterim. Hani geçtiğimiz aylardaki bu Kasım Aralık ayındaki kadar yüksek bir volatilite beklemediğimizde söyleyebilirim. Hani ekstra bir gelişme olmazsa yurt içinde veya küresel çapta çok sert bir fiyatlamayı beraberinde getirecek. Normal şartlarda hani doların genel değer kazanımına bağlı olarak kurda ilerleyen süreçte belli oranda kademeli yükselişler görülebilir ama bunun çok yüksek oynaklıkla yaşanmasını beklemiyoruz. Ek bir gelişme olmadığı müddetçe. Çok teşekkür ediyorum Onurcan Balaktarmış olduğun bilgiler için diyerek evet resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile birlikte kur korumalı mevduatta kurumlar vergisine yönelik de istisnanın esasları belirlendi. Tüm bu ayrıntıları konuşmak üzere KPMG Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın bizlerle birlikte. Emrah hoş geldin yayınımıza. Evet kur kazançlarına yönelik istisnalar, altın hesaplarına yönelik keza istisnalar. Tüm bu ayrıntıları sen öncelikle nasıl değerlendirdin? Burada kur korumalı mevduatta özellikle biz dün aldığımız rakamlarda da şirketlerde tüzeller başta olmak üzere ciddi de bir bozum gerçekleştirdi DTH'larda. Dolayısıyla istisnaların üzerinden geçecek olursak kur kazançlarına yönelik istisnayı önce açıklayarak başlayalım istersen. Pelin özellikle Ekim ayından sonra biliyorsunuz çok ciddi bir döviz hareketi yaşadık biz. Tabii hükümetimiz de bunun üzerine ciddi önlemler aldı. Bunlardan en önemlilerinden birisi de bu bahsettiğimiz kur korumalı mevduat. Aslında öncelikle Aralık ayında gerçek kişiler için gelmişti. Ocak ayında tüzel kişiler için de getirildi. Tabii tüzel kişiler için ve gerçek kişiler için getirilmesinin şöyle bir farkı var. Tüzel kişiler için ek bir vergi avantajı ile birlikte geldi. O ek vergi avantajı da aslında 7352 sayılı kanunla, kurumlar vergisi kanununa bir madde eklenmişti. Geçici 14. madde. Onunla verilmişti. Ona ilişkin usul ve esaslar da senin biraz önce belirttiğin gibi bugün yayınlanan resmi gazetedeki tebliğiyle usul ve esasları da açıklanmış oldu. İstersen öncelikle bir şeyi özetleyelim. Kur korumalı mevduat nedir? Neden bahsediyoruz? Ne gibi teşvikler var? Kurumlara ve gerçek kişilere aslında ne gibi avantajlar sağlanıyor? Şimdi bir kere şunu bir ayıralım. İki tane uygulama var Pelin. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uygulanan bir defalık uygulama. Burada zaten belli bir tarihte hesabınızda bulunan dövizleri çeviriyorsunuz veya altınları çeviriyorsunuz ve Merkez Bankası size hem faizin aradaki kur farkını ödüyor vade sonunda veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürekli uygulanan bir model var. Burada da siz eğer kur korumalı veya kur korumalı vadeli veya katılma hesabı açarsanız, TL vadeli veya katılma hesabı açarsanız Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2022'ye kadar açılan bu hesaplara gerekli ödemeleri yapıyor. Şimdi gerçek kişiler için milat aslında 20 Aralık 2000
21 tarihinde hesaplarında var olan paralar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı uygulama açısından söylüyorum. Tüzel kişiler içinde 31 Aralık tarihi itibariyle, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle var olan dolar, euro ve sterlin hesapları bizim için önemli. Tabii altın da bu kapsamda değerlendiriliyor, onu da söylemiş olalım. Bu hesapları TL'ye döndüğünüz takdirde, TL kur korumalı vadeli TL veya katılma hesaplarına döndüğünüz takdirde kur yükselmesi durumunda bir kur farkı zararına uğramıyorsunuz. Merkez Bankası bu aradaki farkı karşılıyor. Gerçek kişiler 3 ay, 6 ay veya 1 yıl açabiliyorlar bu hesabı, ama tüzel kişiler için 6 ay ve 1 yıllık süreler geçerli Pelin. Dolayısıyla tüzel kişiler bu hesabı açtıkları zaman eğer bu imkanlardan özellikle stopaj ve kur yükselmesi durumunda aradaki farkın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödenmesi durumunda aradaki farkın vergisini de ödemiyorlar. Bunun için de 6 ay veya 1 yıllık bir vadeye bağlamaları gerekiyor. Peki normal şartlar altında ne gibi avantajımız var? Biliyorsun bankaya bir hesap, bir mevduat hesabı açtığımızda, vadeli bir mevduat hesabı açtığımızda bir stopaj ödememiz gerekiyor elde ettiğimiz faizler üzerinden. Bu hesaplar için açılan vadeli hesaplarda doğan faizler için de stopaj yok. Yani hem gerçek kişiler hem kurumlar burada bir stopaj ödemeyecekler. Onun belirtilmesi, bu önemli. Bizim açımızdan dün çıkan tebliğle de gri alanların ortadan kalktığı uygulama neydi? O da şu: eğer siz bir kurum olarak 31-12-2021 tarihi itibariyle şirket hesaplarınızda bulunan dövizlerinizi 2021'in 4. geçici vergi dönemine kadar, belli normal şartlarda bu 17 Şubat ama değişebilir diye 17 Şubat'ı dikkate almayalım, 4. geçici vergi dönemine kadar TL hesabına çevirirseniz, yani bu kur korumalı mevduat hesabına çevirirseniz, Ekim'le 1 Ekim'le 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kurun yükselmesi dolayısıyla karşı karşıya kaldığınız kur farkı gelirleriniz kurumlar vergisine tabi olmayacak. Normalde bizim sistemimizde hesaplarınızda tuttuğunuz dövizler eğer zaman içerisinde döviz kuru yükseldiği için değerleri artarsa orada bir kur farkı oluşuyor ve onun üzerinden kurumlar vergisi ödemeniz gerekiyor. Bu yeni sistemde diyor ki Ekim'le Aralık sonu itibarında eğer sen bu hesaplara geçersen senden bir kur farkı gelir almayacağım. Burada kritik nokta şu: biraz önce bahsettiğim 23.52 sayılı kanun 3 aylık vadeden bahsediyor Pelin. Ama evet, Merkez Bankası diyor ki 6 ay veya 1 aylık, 1 yıllık vadeler diyor. Belki Merkez Bankası regülasyonunun değiştirilmesi gündeme gelebilir. Çünkü 3 aylık bağladığınız zaman bu teşviklerden yararlanma imkanınız kalmıyor aslında. Önemli konulardan birisi bu. Dediğim gibi stopaj olmayacak. Diyelim kur yukarı giderse aradaki fark için Merkez Bankası veya Hazinesi de bir ödeme yapacak. Onun için vergi ödemeyeceksiniz. En sonunda kurumlar için en kıymetli uygulama bu. Eğer 31-12 yani Aralık sonu itibariyle hesaplarınızda bulunan dövizleri bu hesaplara dönüştürdüğünüz takdirde de Ekim'le Aralık sonu itibarında ortaya çıkan kur farkı gelirleriniz kurumlar vergisine tabi olmayacak. Ben çok ciddi anlamda ilgi çekeceğini düşünüyorum. Hala bazı gri noktalar var bu arada, onu da söyleyelim. Şunu da ekleyelim: yurt dışı bankalarda bulunan hesaplarda bu kapsamda değerlendiriliyor Pelin. Bu da önemli konulardan biri. Evet. Çok teşekkür ediyorum Emre Akın, aktarmış olduğun bilgiler için. KPMG Türkiye Şirket Ortağı Emre Akın'ın da belirtmiş olduğu gibi burada en önemli maddelerden bir tanesi TL'ye dönüşümden kaynaklanan kur farkı kazançları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak ifadesidir dedi. Ve ciddi bir de etkisi olacağını düşünüyorum dedi. Şimdi saat 10 itibariyle ise almış olduğumuz birçok veri vardı. Makro verilerden özellikle sanayi üretim verisi, cari denge verisi, sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde geldi. Cari dengeye bakacak olursak burada da 3.84 milyar dolarlık da bir cari açık Aralık ayında meydana geldi. Önceki veriden bir miktar daha fazla, 2.7 milyar dolardı önceki veri. Bir diğer tarafta ise beklenti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketini karşıladık. Tüm bu ayrıntıları Çağlar'la birlikte konuşuyor olacağız. Çağlar, hoş geldin. Evet, aslında bugün yoğun bir gün veri açısından, neler anlatırsın bize? Pelin merhaba, güzel bir gün diliyorum. Şimdi dünden itibaren bir piyasalarda öncelikle
Enflasyon gündemi zaten 2022'nin ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rakam sonrası piyasalarda bunun tedirginliği var. Ama bununla beraber senin de belirtmiş olduğun üzere yurt içinde bu sabah yoğun veri akışıyla başladık ki hafta sonu da bizim için hareketli görünüyor. Bu noktada ilk olarak güçlü seyreden sanayi üretiminden başlayalım. Sanayi üretimi pozitif anlamda sürpriz yapmayı sürdürüyor ki bununla alakalı öncelikle küresel tarafta son dönemde omikron etkisiyle beraber imalat ve sanayi tarafında dünyada genel itibariyle zayıflama olmasa da endeks değerlerin bir miktar üzerinde kalınsa da ivmenin biraz yavaşladığını görmüştük. Ama şu anda ekranda da görüleceği üzere Türkiye'de Aralık'ta sanayi üretimi aylık ve yıllık beklentinin üzerinde geldi. Aylıkta %1,6'lık, yıllıkta da %14,40'lık bir yukarı yön var ki aylıktaki beklentinin %0,3, yıllıktaki beklentinin %10,9 olduğunu söyleyelim. Alt sektörler güçlü. Burada madencilik ve taş ocakçılığı tarafında yıllık ve aylıkta bir miktar ivme kaybı, yani geri yönde negatif bir seyir var ama onun dışında sanayinin alt kollarında seyirin güçlü olduğunu, ki zaten pozitif anlamda sürprizden de sanayi üretimindeki ivmenin devam etmesinden de bu sebeple söz ediyoruz. Genel itibariyle güçlü ve olumlu bir veri karşılamış vaziyetteyiz. Geçelim cari açık tarafına ki bu da 2021 yılının sonlarında özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon ve para politikası noktasında dikkat çektiği, Türkiye'nin dış ticaret hacmiyle beraber, ihracat vizyonuyla beraber dikkat çektiği önemli konulardan bir tanesiydi. Şu anda ekranda görüleceği üzere yılın aslında sonuna gelirken burada cari fazla teması ön plana çıkmıştı ama son 2 ayda bunun bozulduğunu görüyoruz. Keza son 16 ayın, son 1,5 yılın zirvesinde olduğunu görüyoruz cari açığın. Aylıkta 3,84 milyar dolarlık bir açık var. Dolayısıyla 2021 yılında son gelen bu Aralık verisiyle 14,88 milyar dolarlık bir cari açık söz konusu. 2020 yılında bunun 35,5 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Detaylara baktığımızda Kasım verisinde de bu arada 2,68 milyar dolarlık verinin, cari açık verisinin 2,82 milyar dolar olduğunu hatırlatarak dış ticaret açığındaki artış ve resmi rezervlerdeki hızlı düşüş dikkatleri çekiyor. Geçiyorum, veri gündemi kalabalık olduğu için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine Pelin. Burada da tüm verileri tek tek söylemektense şunu çizmenin, altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Büyüme verisinde bir değişiklik yok büyüme beklentilerinde ama yıl sonu TÜFE beklentileri yükselmiş vaziyette ki bunun bir önceki piyasa katılımcıları anketinde Ocak'ta %29,75 olduğunu söyleyelim. %34,06'ya yükselmiş vaziyette ama bir yıllık dolar TL tahminleri, yıl sonu dolar TL tahminleri ve 1 ila 2 yıl sonrası TÜFE tahminlerinde kısıtlı da olsa bir aşağı yönde beklenti oluşmuş vaziyette. Genel kompozisyon bu şekilde. Aslında dünyada da dünden itibaren, hatta yıl başladığından itibaren dikkat çektiğimiz enflasyonla mücadele, ki yükselen enflasyonda bilhassa enerji ve bunun daha sonra hizmetlere kayması, ki bunun Türkiye'de belirgin etkisini gözlemliyoruz. Bu da anketlere yansımış vaziyette ama kurdaki sakinliğin de piyasa beklentileri, katılımcılarının beklentilerinde etkili olduğunu görüyoruz. 3 yoğun veriyi bu şekilde toparlayabiliriz Pelin. Çok teşekkür ediyorum Çağlar, aktarmış olduğum bilgiler için diyerek kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Doktor İnanç Sözer'le birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor İnanç Sözer bizlerle birlikte. İnanç, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, şimdi aslında oldukça fazla veri karşıladık ve şimdi bunların her birini korelasyonda seninle birlikte konuşacağız ama istersen cari dengeyle başlayalım. Çünkü yeni ekonomik model diyoruz. Dış ticaret açığını daha öncesinde önce gösterge olarak da gördüğümüzde aslında burada hızlı da bir yükseliş görmüştük. Özellikle Aralık ayına ilişkin dış ticaret açığına baktığımız zaman yıldan yıla %49'un üzerinde de bir artış yaşanmıştı. Bugün cari açığa geldiğimizde son 1,5 yılın da zirvesine çıktığını görüyoruz ve Aralık ayında 3,84 milyar dolar
seviyesinde de gerçekleşti. Önceki rakam ise 2.7 milyar dolar seviyesindeydi. Bu tarafı nasıl değerlendirirsin? Bundan böyleki gidişatla dış ticaretle birlikte bir diğer taraftan sanayi üretimi güçlü geldi. Tüm bu korelasyonla birlikte cari dengede istediğimiz hedefi, cari fazla hedefini yakalayabilir miyiz yoksa sürdürülemez mi? Bence al işlemler açığının uzunca bir zamanda Türkiye'de sürdürülebilir seviyeye indiğini ısrarla söylüyorum. Evet, Aralık ayı rakamı çok yüksek geldi ama burada iki tane etki var. O yüzden de bu iki etkiyi dikkate alarak da bu yükselişin geçici olduğu kanaatindeyim. Bunlardan birincisi, malum aslında biz Kasım ayında bir kuvvetli kur şoku yaşadık. Dolayısıyla da ithal malları olan fiyatlamalar yükselecek beklentisiyle özellikle tüketim tarafında ciddi bir talebin öne çekilmesi söz konusuydu. Biz buna iktisatta J-curve diyoruz. Dolayısıyla da buradaki yükselişi çok fazla anlam atfetmiyormamız lazım. Ocak-Şubat ayı cari işlemler rakamlarını gördüğümüz zaman buradaki rakamların ciddi anlamda toparlandığını görüyor olacağız. İkinci bacakta tabii ki petrol fiyatlarının çok hızlı yükseldiği bir aydı. Son birkaç haftadır da devam ediyor. Elbette enerji ithalatında da bir yükseliş görüyoruz. Burası kalıcı bir şekilde muhtemelen devam ediyor olacak ama büyük resme bakacak olursak Türkiye'de bence cari işlemler için milli gelir oranı uzunca bir müddet boyunca %3 diye tabir ettiğimiz sürdürülebilir seviyenin oldukça altında kalmaya devam edecektir bana kalırsa. Bizim sorunumuz bence cari açık değil. Bu cari açık nasıl finanse edileceği, nasıl finanse edilebileceği, hangi maliyeti finanse edilebileceği ve daha da önemlisi cari açık bir akımdır nihayetinde. Bunun bir stok tarafı var. O da özel sektörün dış borç stoğu, kamunun dış borç stoğu. Bizim bu dış borç stoğunu nasıl yöneteceğimiz kritik soru işareti. Bana kalırsa cari denge tarafında akımı değil stoğu ve özellikle cari denge bakıyorsak da bunun finansmanına bakıyormamız lazım. Salt Aralık ayı rakamlarının geçici olduğunu ve bu nedenle de yükselişin kalıcı olmayacağı kanaatindeyim. Özellikle turizm tarafında değerlendirmeni isterim. Turizm tarafından nasıl bir destek gelir? Burayı nasıl değerlendirirsin? Bu sene COVID artık grip gibi algılanmaya başlanması lazım. O nedenle de ben turizmin iyi olacağını da düşünüyorum. Zaten hayat her ne kadar vaka sayıları yüksek olsa da malumun normal devam ediyor. Dolayısıyla da ben turizm gelirlerinde bu sene normal bizim ideal seviye olarak gördüğümüz 40 milyar dolara yaklaşacak bir turizm geliri olabileceğini düşünüyorum. COVID döneminde 15 ve 25 milyar dolar rakamlarla kapattık üst üste 2 yıl. Aşağı yukarı kapasitemizin yarısını ancak tahsil edebilmiştik. Yarısını ancak gelir olarak yazabilmiştik. Şimdi burada ciddi bir toparlama olacak. Tabii ki bizim az önceki ifade ettiğim stok sorunu etmeye yetmeyecektir ama cari denge tarafının neden sürdürülebilir seviyeye döndüğünü önemli bir işareti turizm geliri. O yüzden de teşekkür ederim bu soru için. Ben bu sene 40 milyar dolar yakın bir turizm geliri görebileceğimizi düşünüyorum. Öncü sinyallerinde bunu bu anlamda bu sektördekiler için motive edici olduğu kanaatindeyim. Evet, bir diğer tarafta ise sanayi üretimi verisinde karşıladık. İnanç sanayi üretim verisinde de beklentilerin üzerinde geldi. Şimdi Aralık ayın sonrasında geriden gelen bir veri. Ocak ayına dair beklentilerini de soracağım senin ama çünkü Ocak ayında sıra dışı şeylerde yaşandı, elektrik kesintileri gibi. Şimdi Aralık ayına baktığımız noktada yıllık bazda %14'ün üzerinde artış yaşayan 14.4 seviyesinde ve beklentiler ise 10.9 seviyesindeydi. Dolayısıyla şunu sormak isterim. Buradaki desteğin devamını bekler misin sanayi üretiminde? Ocak ayına ilişkin beklentin nedir? Çünkü yıllık bazdaki büyümeye dair katkısı nasıl olacak sanayi üretiminin? Sen ne dersin? Aslında bakacak olursak evet, Türkiye'de ihracat ve özellikle iç talebin finansman tarafıyla desteklenmiş olması nedeniyle 2021 yıl geneli oldukça yüksek bir büyümeyle geçti. Dolayısıyla da biz bu sene Aralık ayı rakamlarında olduğu bu beklenenden öte üretim artışını yıl genelinde birçok ayda yaşadık. Ve bu sayede de 2021 yılını muhtemelen %11'lik bir reel büyümeyle kapatıyor olacağız. Bu Türkiye için anormal bir büyüme demek. G20 ülkeleri içerisinde de dünya genelinde de çok dikkati çarpan bir büyüme oranı. Ama bu büyüme oranının ne kadar makroekonomik istikrarı desteklediği ve ne kadar sürdürülebilir olduğu kısmı bence esas soru. Ve burada Aralık ayı rakamlarının beklentilerden öte gelmesinden ayrıca olarak 2022'nin nasıl geçeceğine daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve ben burada biraz iş talebe dayalı sektörlerde de ciddi bir sıkıntı olabileceği kanaatindeyim. Burada biraz daha riskler aşağı yönlü gibi gözüküyor. Çünkü hem artık hayat pahalılığı nedeniyle bir durum yaşadık. Hem de senin de az önce ima ettiğin gibi bu doğal gaz kesintileri nedeniyle üretim yaklaşık 2 hafta durduğu bir dönemi yaşadık. Dolayısıyla da artık sanayi üretimde biz çift haneli büyümeyi bırakın. Bence daralma dönemlerini, eksi rakamları görmeye başlayacağımız bir döneme girmiş durumdayız.
burada baz etkisinden kaynaklı olan bir eksi rakamlar görmeyi de artık aşina kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ev ödevimiz aslında büyüme tarafında 2021'i çok güzel geçirdik ama 2022'nin aynı şekilde geçemeyeceğini kabullenmemiz de başlıyor diye düşünüyorum. Peki bunun ne kadarlık bir kısmının Şubat ayı, mesela bakıyorum beklenti anketine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde büyüme beklentisi Şubat'ta %3,7 seviyesiyle birlikte değişmedi. Yani dolayısıyla buradaki büyümeye yönlü sanayi üretimi tarafında bir düşüş bekleniyor. Sen hangi büyüme verisiyle çalışıyorsun? Çok üzülerek söylüyorum. Ben 2021 yılındaki anormal büyüme oranından ve aslında detaydaki makroekonomik zayıflıklara dair işaretler nedeniyle 2022'de büyüme bekleyemeyen nadir ekonomistlerden biriyim. Bana kalırsa biz bu sene ihracat çok kuvvetli devam edecek olsa da iç taletteki sorunlar nedeniyle yakın zamanda yaşanacak olası sorunların da eklenmesiyle beraber burada bir daralmayı görüyor olacağız. %11'lik büyüme Türkiye'nin potansiyel büyümesini kabaca %2-3 misli üzerinde bir rakam. Dolayısıyla 2-3 misli üzerinde bir potansiyel büyümeyle biz 2021'ini kapattık. Baz etkisini genelde enflasyon cephesinde çok seviyoruz. Enflasyon aşağıya getirecek diye. Ama büyüme tarafında da bir baz etkisini konuşuyor olmamız lazım. Bunun üzerine bir de hayat pahalılığı ve genel anlamda finansal sektörün geçen seneki kadar reel sektörü destekleyemeyeceğini dikkate alacak olursak ben bu tarafta biraz daha aşağı yönlü risklerin oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de evet piyasada görüyorum beklentiler %4 civarında büyümeye işaret ediyor ama ben -0.5 ile 2022 yılını daralmayla kapatacağımızı düşünenlerdenim. Peki buradaki en büyük etkiler hangi sektörlerden gelir? Bunu da sormak isterim. İç talebe dayalı sektörler deyince aklımıza doğal olarak ilk başta inşaat sektörü geliyor. İnşaat sektöründe aslında yabancı satışları sayesinde nispeten iyimser bir hava var. Ama yeni fiyatlara ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 85 milyonla alıştığından emin değilim. Tabii bundan ayrıca olarak aslında fiyatlama davranışları genel anlamda bozulmuş durumda. Dolayısıyla da birçok gelir hanesine dair yaptığımız çalışmalarda da gelir kayıpları nedeniyle tüketme eğiliminin azalabileceği kanaatindeyiz. O yüzden gıda sektörünün de ve genel anlamda iç talepten gelebilecek turizm sektöründen de bir ciddi anlamda pastanın küçüleceğini düşünüyorum. Bu belki bir normalleşme adımı da olarak okunabilir ama bizim şu an bilmediğimiz husus aslında ekonomist olarak daha iyimser kaldığımız husus mevcut durum itibariyle hayat pahalılığının büyümeden ne kadar çalabileceği kısmı. Ben bu konuda biraz hayat pahalılığının birçok sektöre olumsuz yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden de bankacılık sektöründen kuvvetli bir destek gelmediği müddetçe iş talebe dayalı tüm sektörlerin bunu peyderpey hissedeceği kanaatindeyim. Burada biraz daha zamana ihtiyacımız var. Aslında enflasyon henüz daha %50 mertebesine ulaşmış durumda. Biz %50'lik enflasyon döngüsünü yaşamaya başladığımız zaman sektörlerin yaklaşımı ne olacağı kritik olacak. Dolayısıyla da ben hemen hemen tüm sektörlerde iç talepteki, iç piyasadaki 85 milyon insanın hayat pahalılığında yaşadıklarından dolayı bir negatif etki, talepte negatif etki görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerine %11'lik büyümeden getireceğimiz zamanda da 2022 yılının daralmayla sonuçlanabileceği kanaatindeyim. Muhtemelen yıl ortasına geldiğinde de piyasadaki beklentilerin aşağı yönlü revize edileceğini düşünüyorum. Özellikle İnan, şunu da sormak istiyorum. Piyasa katılımcıları anketine baktığımızda TÜFE tarafında da beklentilerde bir yükseliş söz konusu. Önceki rakamda 29,75'ti TÜFE bazlı beklentide ama bu %34,06 seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla burada yukarı yönlü bir beklenti var. Sen ne dersin, yıl sonu TÜFE beklentimiz nedir? 0.5'lik bir küçülme bekliyorum dedin. Bu bağlamdaki enflasyon nerede zirve yapar ve 2022 yıl sonunda nasıl bir beklentiyle kapatıyorsun? Açıkçası ben %37'lik bir enflasyon tahminine sahibim 2022 yıl sonu için. Ama burada bilmediğimiz riskler var ve bu risklerin hepsi yukarı yönlü. Bunlardan birincisi aslında uluslararası emtia fiyatları tarafı ciddi anlamda bence risk taşıyor. Ve halen burada yukarı yönlü ivmenin yıl genelinde, yılın içerisinde özellikle süreceğini düşünüyorum. Ki zaten bundan malum Amerikan Merkez Bankası da rahatsız durumda. İkinci ve bence çok daha önemli olan kısmı dünkü Amerikan verilerinde de gördüğümüz üzere enflasyon canavarı çocukluğumuzdan hatırlarsan Pelin aslında o hortladığı zaman kolay kolay kutuya geri konamayan bir canavar. Dolayısıyla da şu an biz fiyatlama davranışlarının Türkiye'de ne kadar geneli yayıldığına dair net bir ölçüm yapamıyoruz. Emtia fiyatları aynı kalmış olsa bile, TL bugünkü seviyede 13,5'ta sabit kalmış olsa bile
Muhtemelen fiyatlama davranışlarındaki bozulma nedeniyle biz Mayıs ayında bu zirveyi görebiliriz. Ama Mayıs ayında zirveyi gördükten sonra eğer işleri iyi yönetemez isek ben bir zirveyi de Kasım ayında görebileceğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla da yıl geneli için aslında %50 civarında bir enflasyon göreceğimizi ve bir miktar baz etkisiyle yılın son ayında ancak %37 mertebesine düşebileceğimizi düşünüyorum. Geçenlerde gelen bir yabancı yatırımcı sorusu üzerine dikkatimi çeken, benim de izleyicilerle paylaşmak istediğim husus, aslında Merkez Bankası'nın son 3 yıldaki Ocak ayı enflasyon tahminleriyle yıl sonundaki enflasyon gerçekleşmelerini yan yana koymuş olsak, o zaman %23 olarak Merkez Bankası'nın tahmininin yıl sonuna geldiğimizde neyle bitebileceğine dair elimizde çok da kuvvetli bir maalesef sinyal var. Böyle bakınca da Türkiye'nin ben bu zorluğun aslında daha çok 2022 yıl için enflasyonu nasıl dizgine getirmek olacağını düşünüyorum. Burada da muhtemelen bu hafta sonu ve yakın zamanda bir takım ilave adımlarla beraber geçici bir iyileşme görüyor olacağız. Bu iyileşmenin doğal bir kamu dengesi üzerine bir sonucu olacak. Ama evet, şu an kamu dengesindense hayat pahalılığını iyileştirme yönelik önceliklendirmekte de ben de fayda olduğunu düşünüyorum. Doktor İnanç Sözer, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, değerli fikirlerini bizlerle paylaştığın için diyerek. Evet, şimdi bir kez daha bahsediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin. Petrol fiyatlarına baktığım noktada 7 haftalık yükselişinin ardından bu hafta düşüş gösteriyor. Ne dersin? Evet Pelin, bu hafta petrol fiyatlarında en sonunda diyelim bir düşüş yaşanıyor. Çok da sert değil aslında. Yine 91 dolarlar civarındayız Brent'te. Amerikan turunda da 89,5 dolar seviyesindeyiz ama hafta içinde Amerikan türü 91 doların üzerindeydi. Brent de bir ara 94 dolarlar seviyesindeydi. Bu hafta bu görüşmeler, Viyana'da olan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri diyelim, biraz oradan olumlu sinyaller geldi. Amerika bazı yaptırımları kaldıracağını açıkladı. İran'dan da olumlu mesajlar gelince İran'a yaptırımlar kalkacak. Petrol piyasasına İran petrolü gelecek baskısı fiyatlara yansıdı. Bir de dün gelen Amerika'daki enflasyonun yüksek olması Fed'in daha da şahin olacak beklentisiyle bu da biraz petrol fiyatlarını aşağı çekti. Az da olsa bu haftayı düzeltmeyle yaşıyor. Asya piyasalarında da bugün satış baskısı vardı. Amerika'nın eksi kapatması, vadelerin eksi olması, Fed'in şahin duruşu Asya'da da kırmızı ekranların olmasına sebep oldu. Japonya ise bugün kapalıydı Pelin. Son notlar böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ersoy Erkazancı aktarmış olduğum bilgiler için diyerek Asya'yı bitiriyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, bugün önemli bir röportaj var. Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayını ile birlikte Zeliha Saraç ve Barış Esen'in moderatörlüğünde Sayın Doktor Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanımız yine soruları cevaplıyor olacak diyerek programı burada noktalıyorum. Hoşçakalın.